Meral Akşener'i izlediniz. Evet. Biraz önce hanımefendi burası AK Parti'ye %85 oy verdi. Evet, %78 AK Parti'ye oy çıkan bir memleket burası. Evet, ha? 7 milletvekili çıkarttık ama şu anda çok müthiş güzel bir kalabalık vardı. Artık insanlar uyanıyor. 16 yıldır biz bu özlemi bekliyorduk. Bir kadın gelsin artık ya. İyiler kazansın artık. Evet. Yeter. 16 yıldır bıktık ya. Bıktık. Peki sadece bıkmak değil. Yani kadın sorunlarından söz ettim Meral Akşener. Tabii ki kadın olduğu için. Bu kadar kadın cinayeti, bu kadar çocuk tecavüzü var. Aynen. Hiç bu konuyla ilgilenilmedi. Güya bir adalet kalmadı. Ya biraz kadınlar da tatlı sert olarak maşayı eline alsın artık yani. Aynen. Değil mi? Alacak zaten. Siz maşayı almışsınız elinize gördüğüm kadarıyla. Bu maşayı aldım. Ben Demokratik Sol Partili bir insanım. İstanbul. Ben destekliyorum. Ben de CHP'liyim. Ya zaten siz ben de CHP'liyim yani. Zaten yeter artık. Yeter. Ben de bayan olarak da. Evet, bayan olarak da. Bayan değiliz. Kadınız efendim. Evet. Bu vatan ya, bizim kadın memleket abi. Bizim. Ben vatanımıza milletimize sahip çıkmamız kadın lazım. Kadın şiddetine, çocuk tacizine artık yeter, bir dur densin. Adalet istiyoruz biz. Hak yolsuzluklar istiyoruz. Bitsin artık, bitsin. Kayırmacılıklar bitsin, hırsızlıklar bitsin. Biz artık adalet istiyoruz. 16 yıldır bıktık artık. Evet. Bir de tabii burada şeyi görüyoruz. Bu sizlere bakınca sağ sol ayrımı falan hayır, hiç kalmadı. Hayır asla yok. Gerektiği şekilde bizi ayrıştırdılar. Özellikle 15 yıldan beri bir ayrımcılık yapmak bugün için mücadele ettiler ama bu Türk insanı, ne mutlu Türkiye diyen insanı, Türk olma asla kimse ayrıştıramaz. Bravo. Ben şeyi çok özlemişim. İstiklal Marşı'na o kadar özlemişim ki. Bugün iki sefer İstiklal Marşı okundu ve ben ağlayarak İstiklal Marşı söyledim. Evet. Ve tabii ki güftesi de bestesi de yerinde durarak. Hiç kimse aynen İstiklal Marşı'mıza dokunmadan. Kadın başbakan çıkaran ülkede bir de kadın cumhurbaşkanı olmalı. Biz Atatürk'e cumhuriyeti çok özledik kadın olarak. Nasıl? Adalet sarayları içerisinde adaleti görmek istiyoruz. Evet, haklısınız. Geçen İşkur'a oraya vardım. Beyefendi bir şey diyor. Sıraya geçtim. Beni alırlar diye bekledim. Yığıldık oraya, dolduk içeri. Dolduk nereye bina. Doldunuz? İşkur'un o binasına. Dolduk binaya. Binadan ismi çıkarga derken 5-6 tane işçi, o da torpilli adamların işçileri çıktı. Biz vatandaş değil miyiz? Tercih taşımıyoruz muyuz? Peki oyunuzu kimle verdiniz? Suriyeliler sizden rahat vermedim. Yaşıyor. Önemli değil. Kim verdi? Suriyelilerin sizden daha rahat. Suriyelilere rahat bakıyor. Yani. Öyle mi? Ben Suriyelilere, ben Suriyelilere bir şey demiyorum. Ama biz ikinci sınıf insanı görmesinler yeter. Biz bu Türkiye'mizde ikinci sınıf olduktan sonra hiç yaşamamız haram. Peki Meral Akşener'i duydunuz. Ne düşünüyorsunuz? Bu adam, ne dedi bu adam? Sizi yaşatacağım dedi. Ve aynen yaşatıyor da. Şu an yaşıyoruz biz. Ama nasıl yaşıyoruz? Sürünerek yaşıyoruz. Ha. Evde bir şeyim yok. Gelsinler kontrol etsinler. Ben 3 ay işsizim, kira verememişim. Gelsinler kontrol etsinler. Bir dakika, şu anda 12 Şubat'ta kömür dağıtıyorlar arka mahallelerde. Sen de git iste, niye istemiyorsun? Ya, yapmıyorum. Ya. Onurlu insan ne yapsın ki? Onurlu insan bu ülkede ölecek. Bak diyor ki, bayanlar ölmesin. O zaman ölmesinse onlara güzel güzel korumalar verin, ölmesin bayanlarımız. Ölmesin. Benim anam da var. Benim bacım da var. Hepsi ölmesinler. Sahip çıkalım. Ama yok. Adam var yiyip kesibat iş oraya. Hani insanlık? Yok. Hani adalet nerede? Şimdi... Yok. Bittik. Tükendik. Peki. Öldük kalmadık. Peki dinlediniz Meral Akşener'i, ne düşündünüz? Bundan sonra böyle Meral Akşener'i atacağız. Bundan sonra. İyiler iyi partiye verir. Ha. İnşallah. Artık. İnşallah. Artık. Yeter. Evet. İyi olalım. Hanımefendiyi bir dinleyelim. Ne düşündünüz efendim mitingden sonra? Vallahi temennimiz yani Meral Akşener'in gelmesi. Artık Türkiye bıktı sonunda. İnşallah bizim için hayırlı uğurlu olur. Temennimiz, desteğimiz olur yani. İmza verdiniz mi? Henüz imza vermedim. Ben burada yaşamıyorum. Peki, hadi görüşürüz. Anladım. Anladım. Bir dakika. Dediniz ki Bahçeli'nin FETÖ ile ilişkili olduğunu söylemesi üzerine şeylerin, evet. İmza atanların. Tabii ben gidip öyle bir beyanda bulunmasını hiç yakıştırmadım ben. Ben yakıştırmadım Sayın Bahçeli'ye. Yani yakışmıyor, öyle bir şey değil. Tabii insanlar yani imza atarken birisini istiyorsa, aday olmasını istiyorsa o kendi isteğiyle ister. Yani şundan bundandır onu bir şu veya bu örgüte yamamak çok doğru da değil. Evet. Ve siz diyorsunuz ki ben bu lafın üzerine inadına imza atacağım. Hayır, inat değil. Bunu bir şey olarak gördüm. Yani
Sırf ben değil, ben birçok insanla görüşüyorum. Hiç imza atma niyeti olmayan, bu konuda şey yapmayan insanlar gidip imza atmak istiyorlar. Evet. Evet. Yani adaylardan birisini imza atmak istiyorlar herhangi birisine. Peki yani. Burada beklenti nedir Kahramanmaraş'ta acaba? Yani ne bekliyorlar? Seçimden ne bekliyorlar? Şimdi burada bir sessizlik var. Yani Kahramanmaraş'ta gerçeği söylemek lazım. Recep Tayyip, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok oy alır. Yani. Ama burada ben Sayın Akşener'in de çok oy alacağını düşünüyorum. Sayın İnce'nin de çok oy alacağını düşünüyorum Maraş'ta. Yani, yani oylar burada bölünecek diyorsunuz. Bölünecek ama tabii ki Kahramanmaraş'ın kapalı bir şey yapısı var. Bu kapalı yapısından dolayı da genelde öyle bir siyasi örgütlenmeye doğru gitti. Ve Kahramanmaraş'ın da genel yapısını hepimiz de biliyoruz. Kimse inkar etmesin. Tarikat ve cemaatlerin çok büyük etkisi var. Bu da evet, biraz önce yakın. Gençlerle konuştuk. Gençler, biz zaten Tayyip Bey'in oğlunun vakfındanız dediler. Burada zannediyorum gençler arasında da öyle bir vakıf faaliyeti hayır, var. Şey de değil, Kahramanmaraş'ın merkezinde bu çok etkin. Tabii kırsal kesime de gittikçe etkisini genişletiyor. Yani bu cemaatlerin ve tarikatların etkisini genişletmesi toplumda bir şey yaratıyor. Yani siyasi etki yapıyor yani. Yaratıyor, tabii. Anladım. Ve ama burada bu süreç da belli bir süre sonra cemaatler insanlar özgürleştikçe bitecek bu. Cemaatler ve tarikatlar burada çok etkili diyorsunuz. Etkili. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Size göre kim kazanacak şeyi? Yani Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı. Vallahi daha erken. Daha erken. Erken yani her an her şey sürpriz olabilir, daha erken. Çünkü bir burada aday olacakların tavırlarına, davranışlarına ve tutumlarına göre değişiyor. Evet. Diye değişir. Bunların tabii topluma ne umut verecekler, toplumun beklentileri nelerdir? Yani fazla kavga istemiyor. Önemli olan toplumun vicdanını devreye sokabilecek atılımlar yapabilirler, yapılabilir mi? O olursa olur ancak. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. O zaman görüyoruz. Hani o tarz şeylerin olduğunu yani o şekilde görüyoruz da vardır illa ki tehdit ederler yani. Çünkü korkak insan onlar. Korkakların yapacağı şey yok. Siz ne diyorsunuz? Ben de kendisini destekliyorum. Her zaman gençleri destekliyor. Her zaman gençlerin yanında. Çok seviyoruz kendisini. İnşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Aynen. İnşallah. Evet. Peki inşallah diyelim. Ya, işçi bulma kurumuna gidiyor ve torpille işlendiğini. Ben Sinoplu'yum, Saraydüzü'lüyüm. Orada bile insan onuruyla oynuyorlar. Kadınlar iş almak adına oraya geliyorlar. Ahbap çavuş ilişkileriyle onların hayallerini de kırıyorlar, yaşam umutlarını da kırıyorlar. Bu çok önemli. Yani halka yaklaşırken lütfen insanca, hakça yaklaşılsın. Biraz önce Sayın Meral Akşener'in mitingi vardı. Evet. Çok büyük kalabalık geldi, büyük ilgi vardı. Acaba Kahramanmaraş'ın seçimden beklentisi ne? Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday olacağını, işte kimin kazanacağını tahmin ediyorsunuz? Maraş'ta AK Parti'nin yüksek. Hı-hı. Yani eski seçimlerden belli zaten yüzde kaç aldı. Şimdi hiçbir şey değişmez mi? Biraz değişir. Yani 10-15 puan değişebilir. Fazla değişmez. Bu da neye bağlıdır? Yani yeni liderlerin ortaya çıkması, yeni cumhurbaşkanı adaylarının ortaya çıkması. İstiyoruz da. Yani bunlar etkilemez mi sizce? Valla ben çiftçiyim. Memnun musunuz hayatınızdan? Hayır, ben mazot olmuş 5500 lira. Peki nasıl oluyor da etkilemiyor sonucu buğday o zaman? Buğday 700 lira, bir litre mazot 5500 lira. Peki ama sonuç etkilenmez diyorsunuz. Yani etkilemez. Maraş'ta yani etkilemez. İnsanlar geçinemese bile yine de etkilemez. Maraş'ta etkilemez. Maraş'ta evet. Oylar değişir. Bir 10-15 puan AK Parti Maraş'tan aşağı düşer. Anladım. Ama yine ben, Cumhurbaşkanı kim olur sizce? Cumhurbaşkanı... Biz tek adam istemeyiz bacım. Bunları yazın. Tek adam istemeyiz. Biz adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun.